Bu iki metinle ilgili 1, 2, 3, 4 saptamalarından hangisi yanlıştır diyor soru. Birinci metin birkaç gündür İstanbul'dayım yeni döndüm. Hisar dergisinin Mart sayısında ancak bugün okudum. Bay İlhan Geçer bana sinirli sinirli çatmış. Onun dediklerini yanıtlamak, yanıtlamak için pazar postasına bir yazı gönderdim diyor. İkinci parça ise gerçek bir ay başlangıcı. Yazın geldiği ortada. Hava sıcak ama boğucu değil. Bozkır yazın geldiğinin farkında. Ankara'da yaz başlangıcı böyle mattır. Kaldırımlardan topraktan fışkırmaz sıcak yayılır, havada durur, renkleri parlaklaştırır. Güneş uzun süre çakılı kalır diyor. Baktığımızda birinci birinci e, saptamada birinci metinde kahraman, ikinci metinde de gözlemci bakış açısının var olduğunu söylüyor. Birinci parçada İstanbul'dayım, döndüm, okudum, gönderdim gibi e, birinci tekil kişi e, yargılarının var olduğunu görmekteyiz. Yani bu da bize olayı anlatanın e, olay içerisinde yaşayan kahramanlardan bir tanesi olduğunu göstermektedir ki kahraman bakış açısı birinci metinde görülmektedir. Burada ise dışarıdan bir gözlem durumu var. Yazar olaylara müdahale etmeden gördüğü gibi, olayları tanık olduğu gibi aktarmakta. Bu da gözlemci bakış açısının özellikleridir. Yani bir numaralı saptama doğrudur. İkiye baktığımızda metinlerde yalın bir anlatım benimsenmiştir. Bakıldığında özellikle şurada Bozkır yazın geldiğinin farkında diyor. Bozkır yazın geldiğinin farkında olmaz. Yazın geldiğinin farkına varan varlık insandır. Burada bir teşhis sanatı var. İnsan dışındaki bir varlığın insanmış gibi özellikler göstermesi durumu sanatlı bir söyleyiş olduğu gözükmekte. Ankara'da yaz başlangıcı böyle mattır, kaldırımlardan topraktan fışkırmaz sıcak derken burada da işte devrik cümle yapısının var olduğunu görmekteyiz. Yani yalın anlatıma ters düşen durumlardır bunlar. Haliyle metinlerde yalın bir anlatım benimsenmiştir ifadesi bu saptama çok da doğru değildir. Üçe baktığımızda günlük yazı türünün özellikleri iki metinde de görülmektedir. İki parçada da bir günlük olay anlatılmakta ve bu da doğru bir saptamadır. Dörde baktığımızda ilk metinde samimi, ikinci metinde ciddi ve ağır başlı bir üslup, ha üslup, hakimdir. Hayır, yani ikinci metinde de oldukça samimi bir üslup hakim. Ciddi ve ağır başlı metinler özellikle öğretici, didaktik metinlerde görülmektedir. Mesela bir makalede ciddi ve ağır başlı bir üslup e hakim olabilir. Fakat bu tarz edebi metinlerde daha çok samimi üslup hakim olmalıdır, olmaktadır. O yüzden dördüncü saptamada yanlıştır. 2 ve 4 D seçeneği doğru cevap olmalıdır. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor soru kökümüz. Parçaya bakalım. 14. yüzyılda İtalyan edebiyatında Boccaccio'nun yazdığı Decameron adlı eser hikaye türünün ilk örneği kabul edilir. Batılı anlamda hikaye Türk edebiyatına tanzimat döneminde girmiştir. Türk edebiyatında bu dönemden önce hikaye türünün yerini nokta nokta tutmaktaydı. Hikaye nedir? Yani bir olaya bağlı olarak anlatılan bir türdür. Dede Korkut hikayeleri buna örnek verilebilir. Bu boşluğa gelebilecek eserlerden bir tanesidir. Ne Dede Korkut hikayeleri ne anlatırdı? Oğuz, Müslüman Oğuzların kendi aralarındaki ya da dışarıdaki düşmanlarla vermiş oldukları mücadeleleri anlatırdı ve aynı zamanda bu eserin en önemli özelliği destandan halk hikayeciliğine geçişin ilk üründür. Destandan halk hikayeciliğine ciliğine geçişin ilk ürünü oldukça önemli bir bilgidir arkadaşlar unutmayınız lütfen. Destanlar yine destanlar da belli bir olaya bağlı olarak oluşturulur. Kahramanlık destanları vardır ya da Doğal afete bağlı olarak oluşturulmuş deprem gibi, sel gibi, savaşlar gibi, göç gibi toplumu derinden etkileyen olayların anlatılmış olduğu eserlerdir. Olaylara tabidir, olaylara bağlıdır ve haliyle buradaki boşluğa gelebilecek eserlerden veya kavramlardan bir tanesidir. Mesneviler de yine aynı şekilde bir takım olaylar çerçevesinde gelişirler. Aşk konulu mesneviler vardır ya da dini konulu mesneviler vardır. Ve her birinin bir hikayesi, bir olay örgüsü vardır haliyle buraya gelebilir. Halk hikayeleri de yine aynı şekilde bu boşluğa gelebilecek e, unsurlardan bir tanesidir. Fakat münşiatlar getirilemez. Doğru cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Münşiat nedir? Münşiat mektup dahil her türlü resmi ve hususi yazıyı toplayan yazım esaslarını gösteren eserlerin genel ismidir ve hikayeyle hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Yukarıda birinci grupta verilen kavramlardan hangisi ikinci grupta verilenlerden herhangi biriyle eşleştirilemez diyor. Bakalım. Mesnevi, mesnevi romanla eşleştirilir arkadaşlar. Roman demiş olduğumuz tür bir olaya bağlı olarak oluşturulan, olay örgüsü içerisinde aktarılan, giriş gelişme sonuç bölümlerinin olmuş olduğu bir türdür. Aynı mesnevilerde olduğu gibi mesnevi manzum formda oluşturulur. Yine bir olay vardır. Özellikle aşk hikayeleri anlatılır ya da dini içeriğe sahip olan eserlerdir mesneviler. Yine bunlarda da giriş, gelişme, sonuç gibi bölümlerin var olduğunu görmekteyiz ee, ve haliyle romanla eşleştirilir meslevi. Küşteri Meydanı Karagöz ile eşleştirilir. Karagöz Oyununun diğer ismi Küçleri Meydanı'dır. Ne için Küçleri Meydanı'dır? Karagöz Oyununu e, ortaya çıkartan Şeyh Küşteri adında bir kişi e, kişiydi ve e, Karagöz Oyununun diğer ismi de bu vesileyle Küşteri Meydanı olarak yani Karagöz'ü ortaya çıkartan kişinin adıyla anılarak bilinmektedir. Yani Karagöz ile Küçleri Meydanı'nı eşleştirebiliyoruz. Yeni dünyayı orta oyunla eşleştiriyoruz. Yeni dünya nedir? Orta oyunda oyunun dekorudur arkadaşlar. Bessiz bir paravandan ve dükkan denilen iki katlı bir kafesten oluşur. Yeni dünya. Döşeme burada olmayan yani ikinci grupta herhangi bir kavramla eşleştirilemeyecek olandır. Döşeme masalda giriş bölümüdür arkadaşlar. Masalın giriş bölümüdür. Dinleyicinin ya da oyuncunun masal dinlemeye çağrıldığı bölüm olarak da bilinmektedir bu bölüm. Öğüt ile fable eşleştirilir. Yani döşeme doğru cevabımız olacak. D seçeneği doğru cevap olacak. Öğüt ise fable ile eşleştirilir dedik. Fable'larda ne vardı? Bir öğüt verme, bir ders çıkarma amacıyla yazılan eserlerdi fable. Haliyle bu şekilde bir eşleştirme yapabiliyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği. Anlatmaya dayalı metindeki kişilerle ilgili okuyucuya tanıtıcı bilgiler veren tekniğe kişi tanıtımı denir. Anlatıcı metindeki kişileri ayırt edici yönleriyle tanıtır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerin hangisi kişi tanıtımı yapılan bir metne Örnektir bir kişi bulacağız ve o kişinin kim olduğu ile ilgili fikir sahibi, bilgi sahibi olacağız arkadaşlar. Aslında bizden istemiş olduğu şey bu. Bakalım. Ali Rıza Bey belki ölünceye dek orada kalacaktı. Fakat kız kardeşiyle annesinin iki ay arayla ölmesi onu birdenbire İstanbul'dan soğutmuş. Suriye'de bir kaza kaymakamlığı alarak gurbete çıkmasına sebep olmuştu. Baktığımızda arkadaşlar burada Ali Rıza Bey'in kim olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemekte. Yani sadece işte Suriye'de bir kaza kaymakamlığı alarak gurbete çıkmasının sebepleri. Yani bir olay anlatılmakta. Bir olayın e, seyri anlatılmakta. Haliyle burada kişi tanıtımı yoktur. B'ye bakalım. Hepimiz tanımadan sevimsizliklerini inanırdık bu adamların. Bu yüksek arkadaşların da bizi tanımadan sevimsiz bulduklarını bilmeseydi tanıştırmaktan kaçınır mıydı? Ben bile zorlukla barınabiliyorum aralarında. Sizi hemen yutarlar demek isterdi kantindeki arkadaşlarına hiçbir alakası yok. Çünkü bir kişi yok arkadaşlar. Kişiyi olmadığı için e, biz bu metni zaten direkt elemeliyiz. Yani kişi tanıtımı. Tanıtım yapılabilmesi için neye ihtiyacımız var? Bir kişiye ihtiyacımız var. Haliyle burası otomatikman elenmiş oldu. C'ye bakalım. Haftada iki defa dostlarla danslı çay veriliyor. En aşağı 2-3 gecede başkalarının davetine gidiliyordu. Aşağı sofa ile taşlık arasındaki camekan, camekan kaldırılmış, delik deşik duvarlar sarı yaldızlı bir kağıt ile kaplamıştı. Davet akşamları herkes sofaya taşınıyordu. Hani nerede kişi? Yok. Geçtik. Hele bir tanesi vardı, bir tanesi. Çocukları bu işe seferber eden de oydu. Ökçeleri cumartesi geceden hazırlayan da oydu. Konstantin isminde bir adamdı. Galata'da bir yazanesi vardı. Zahire tüccarıydı. Kalın tüylü bilekleri, geniş göğsü, kısa kısa yürümesi, kalın kalın gülmesi. Bakın ismini öğrendik. İsmini bulduk. İşini, iş yerini de öğrendik. Fiziki özelliklerini gördük. Yani ne yaptık? Kişiyi tanıdık arkadaşlar. Hani bu kişi tanıtımına oldukça uygun bir örnektir. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. E'ye de bakalım. Generele kuşkuyla bakarak unutmuş ama gözleri sinsi sinsi bakıyor. Benimle konuşmak bile istemiyor. Aksırmanın da çok doğal bir şey olduğunu söylemeliydim ona. Yoksa kasten tükürdüğümü sanabilir. Şimdi değilse bile sonradan böyle düşünebilir. Generele bakarak bir konuşma gerçekleştiriyor ve konuşma diyaloğunu buraya alıyor arkadaşlar. Burada başka bir şey yok. Kişiyle ilgili herhangi bir bilgi verici, fikir sahibi olabileceğimiz bir ifade bulunmadığı için bunu da elemiş olduk. Ama burada dediğim gibi bakın ismini gördük, işini gördük, ne iş yaptığını. Daha doğrusu şurada Zahire tüccarıydı. İş yerinin nerede olduğunu gördük. Fiziki özelliklerini burada gördük. Nasıl güldüğünü gördük filan. Kişiyi tanımış olduk. Tekrar söylüyorum doğacağımız D seçeneği olmalıdır. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Yazarın karşısında biri varmış gibi herhangi bir konuda mutlak sonuçlara varmadan yazdığı gazete çevresine gelişen öğretici türdür deneme. Kalem tecrübesi olarak da anılan bu türde kişisellik ağır basar yazarın beğendirme zorunluluğu olmadığı için ispata dayanmaz denemeler diyor. Bir numarada bir hata var arkadaşlar. Denemeler yazarın karşısında biri varmış gibi yazmış olduğu yazılar değildir. Yazarın kendisiyle konuşuyormuş gibi yazmış olduğu yazılardır denemeler. Yazarın karşısında biri varmış gibi yazmış olduğu yazılara biz sohbet diyoruz arkadaşlar. Sohbetler genel itibariyle yazarın karşısında biri varmış gibi yazmış olduğu yazılardır. Onlar da gazete çevresinde gelişen öğretici türler arasında değerlendirilir. E, mutlak sonuçlara varma yoktur. Kişisellik ağır basar zaten burada belirtiyor. Kişiselliğin ağır basması yazının ispatı dayanmadığını ispata dayanmadığı için de herhangi bir beğendirme zorunluluğu olmayan e, nesnel yazılardır bunlar. Kalem tecrübesi olarak da anılması e, yine doğru bir bilgidir. Gazete çevresinde gelişen öğretici tür olduğunu zaten daha demin de söylemiştim. Tekrar söylemem gerekiyorsa eğer yazarın karşısında biri varmış gibi değil, yazarın kendisiyle konuşuyormuş gibi yazmış olduğu yazılardır, denemeler. Bir numarada bir hata var ve doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Bu parça aşağıdaki masal bölümlerinin hangisinden alınmış olabilir diyor. Bakalım. Üşüdüm Allah, üşüdüm. Daldın armut, düşürdüm. Armudu yemişler, bana çirkin demişler. Çirkin değil, güzelim. inci mercan dizerim. Ben mercandan vazgeçemem, Aksaray'a göçemem. Aksaray'ın kilidi bana vuran kim idi? Emmim oğlu Musacık, eli kolu kısacık. Çık çıkalım çardağa, taş atalım çayla. Çaylak başın kaldırmış, ayvaları çaldırmış. Hani kağıt, hani defter, bir de gelmiş çevre ister. Çevrede güller, sendeki diller, ben gider oldum duymasın eller. Yani burada ne görüyoruz arkadaşlar? Tekerleme görüyoruz. Tekerleme e, bu ne için kullanılır masallarda? Dinleyicinin ilgisini çekmek amacıyla kullanılır ve masala hazırlık yapılır. Tekerleme bölümü olarak da adlandırılan bu bölüme döşeme bölümü diyoruz arkadaşlar. Parça döşeme bölümünden alınmıştır. Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisinin özellikleri ağır basmaktadır diyor soru kökümüz. Bakalım. Elif ve simyacı yapıtları ile tanıdığımız Poile Coelho yazdığı her kitapta okuyucusuna vermek istediği duyguyu ya da düşünceyi tam anlamıyla hissettirebilmektedir. Ayrıca gerek hayat görüşü, gerekse okuyucularına aksettirdiği umut etme ve hayal kurmanın gücünü olan inancıyla insanlara gerçek hayatta karşılaşacakları engellerle başa çıkmalarına yardımcı olmaktadır. Gerçek aşk, saf sevgi ve masumiyete hayal kurma ve umut etme eklendiğinde insanın başaramayacağı hiçbir şey olmadığını her seferinde bize gösteren yazardır o demiş. E, baktığımızda parçada Paolo Coelho'nun eserleriyle ilgili bir değerlendirme görülmektedir. Bu da eleştiriyle alakalıdır arkadaşlar. E, eleştiri bir kişi, eser ya da konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak amacıyla yazılan kısa metinlerdir ve doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi gazeteyle birlikte edebiyatımızın tanıştığı batılı edebi türlerden değildir diyor. Röportaj, sohbet, fıkra, monografi bunlar batılı edebi türlerdendir. Fakat mektup öyle değildir. Mektup eski edebiyattan beri görülen bir türdür. Özellikle divan edebiyatında münşahatlar içerisinde özel ve resmi mektuplara çokça yer verilmiştir diyebiliriz. Fuzuli'nin yazmış olduğu şikayetname adlı eser de önemli bir mektup örneğidir arkadaşlar. Yani mektup gazeteyle birlikte edebiyatımıza giren batılı bir edebi tür ...olarak kabul edilemez. Doğru cevap D seçeneği olmalıdır. Bu tablodaki numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yazar, yüzyıl ve eser sütunları yer almakta. İlk boşluğumuza yazar gelmesi gerekmekte. Mecalüsün Nefais eserini görüyoruz. Mecalüsün Nefais, Alişir Nevai'ye ait bir eserdir. Alişir Nevai'nin olmadığı yerleri eleyelim arkadaşlar. Mecalüsün Nefais bu arada Türk Edebiyatı'nın ilk tezkire örneğidir. Onu da hatırlatmış olayım. Seyid Reis 16. yüzyılda yaşamış ve eserlerini Miratül Memalik gibi eserlerini 16. yüzyılda kaleme almıştır. Burada herhangi bir eliminasyona gidemiyoruz. Çünkü her iki seçenekte de elimizde kalan her iki seçenekte de 16. yüzyıl yer almakta. Buraya bakalım. Fuzuli 16. yüzyılda yaşamış bir sanatçıdır. Eseri soruluyor bize. Şikayetname ve Harname'yi görüyoruz. Harname bu şeyhiye ait bir eserdir. Türkiye Edebiyatı'nın ilk fablı olarak kabul edilen eserdir. E, ve e, Fuzuli ile herhangi bir alakası yoktur. Şikayetname Fuzuli'nin e, önemli bir eseridir. Mensur tarzda yazmış olduğu Türk Edebiyatı'nın süslü nesrine örnek bir eseridir. E, şikayetname ve dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Anlatmaya bağlı metinler bir olay veya durum çerçevesinde yer zaman kişi belirtilerek ve bir plan dahilinde olayların okuyucunun zihninde canlandırılacak şekilde ifade edilmesiyle oluşur diyor buradaki parça. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı bir metinden alınmış olamaz. Bakalım bir pencere iki beyaz perde pencerenin altında küçük yarı açıldığında daha fazla açılmazdı zaten rüzgar içeri girip perdeleri kımıldatabilir. Bir mekandaki bir olayın gerçekleşmesi ya da gerçekleşme ihtimalinin var olması anlatılmış bir olaydan bahsediyoruz, bir mekandan bahsediyoruz. E, Anlatma dayalı bir metinden alınmış olabilir. Bu parça için bunu söyleyebiliriz. B'ye bakalım. Halı bir döşemeden sonra ön merdivenden aşağı iniyor. Ben de onu takip ediyorum. Bir elin bir zamanlar ağaç olan, başka bir asırda yapılmış ve sıcak bir parlaklık alıncaya kadar cilalanmış merdiven trabzanında. E, betimlemesinin oldukça kuvvetli olduğu bir parçadır arkadaşlar. İşte merdivenin e, yapılma safhaları, yapılma aşamalarının da aktarıldı. böyle gözümüzde, zihnimizde canlandırabileceğimiz şekilde güzel bir şekilde aktarılmış, olaya dayalı yani anlatmaya dayalı bir metinden alındığını söyleyebiliriz bu parçanın. C'ye bakalım. Nihayet bir gün bu korktuğum, beklediğim, merak ettiğim hadise vuku buldu. Juju'nun zinciri zencinin elinde kaldı. Köpek mancınıktan kurtulan bir taş gibi fırlamış, bir an içinde gözden kaybolmuştu. Yine anlatmaya dayalı bir metinden alındığını görmekteyiz. D'ye bakalım. Ayka'nın yüzü göz, ağzı ateş, gözleri ela, saçları ve kaşları kara, Perilerden daha güzel bir erkek evladı oldu. Bu çocuk annesinden ilk sütü emdikten sonra konuştuğu çiğ et ve çorba istedi. Olan üstlükleriyle Oğuz Kağan Destan'dan alınmıştır arkadaşlar bu parça. Destanlar da zaten anlatmaya dayalı metinler sınıflamasına girmektedir. Bunu da doğru kabul ediyoruz. Yani zaten bir olayın gerçekleşmesi, işte ne bileyim Oğuz doğumunun burada aktarılması, anlatılması ile anlatma ideali da bir metinden alındığını bunun rahatlıkla söyleyebiliriz. E'ye bakalım. Yüzen levhaların birbirini itmesi sonucu oluşan sıkışmanın dışa vurumudur deprem. Bu itme yeryüzünde birçok fay hattının oluşmasına neden olur. Biriken enerji zaman zaman depremlerle açığa çıkar. Ya Burada tam anlamıyla bilgi verici bir parça var. Yani didaktik, öğretici metinler arasında yer alan bir metin var. Tanımı yapılan, kişiden kişiye değişiklik göstermeyen yani nesnel e, niteliğe sahip bu parça anlatmaya bağlı metinler içerisinde değil öğretici metinler içerisinde değerlendirilmelidir arkadaşlar halde doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır.